Darül Acize'nin değerli başkanı Sayın Hamza Cebeci'yi ağırlıyoruz. Saygılar sunuyoruz Sayın Cebeci, Ulusal Kanal'dan, ana haber bültenimizden. Teşekkür ediyoruz efendim. Saygı bizden. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Birinci etap diyelim, aşılama yapıldı. Daha sonra ikinci aşılama başlayacak. Bu süreç nasıl işliyor Darül Acize'de? Ve siz orada sakinlerin, Darül Acize sakinlerinin sağlığı konusunda da çok titizlikle çok güzel önlemler aldınız. Bundan sonrasını sizden dinleyelim Sayın Cebeci, buyurun. Birinci etap aşılama Darül Acize'de sona erdi. Yani bütün Darül Acize'de aşı olması gereken sakinlerimizin aşıları yapıldı. Çalışanlarımızın da yine aşı yapılması gerekenlerin tamamına aşı yapıldı. İşin doğrusu ben şöyle bir kendi adıma endişe taşıyordum. Acaba bu aşının bu kadar da dezavantajlı insanların olduğu bir yerde acaba bir yan etkisi olur mu, herhangi bir sıkıntı olur mu diye düşünmedi değiliz. Ama hiçbir tane yan etkiye şahit olmadık. Hiçbir sıkıntı burada yaşanmadı. Şimdi ikinci etabını 17 gün sonra takriben yapacaklar. İnşallah yani aşı öncesi çok ciddi herhangi bir sıkıntı yaşamadığımız gibi aşı süresinde de herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bundan dolayı tabii bu imkanı bize sağlayan gerek Sağlık Bakanımıza, gerek il müdürümüze ve başta Sayın Cumhurbaşkanımıza bu tip dezavantajlı kurumları ve kuruluşları önceledikleri için, önce bunlara aşı yapıldığı için teşekkür ediyoruz. Evet, bu son derece önemli. Pek çok ülkede yaşlılar hastanelere dahi kabul edilmiyorlar diye haberler geliyor. Hatta ölüme terk edildiklerine ilişkin maalesef akla hayale sığmayacak haberler geliyor. Açıdan ülkemizin bu değerlerimize sahip çıkması da büyük önem taşıyor Sayın Cebeci. Yani şunu demediler, gelin siz efendim hastanelerde aşı olun falan demediler. Sağlık ekipleri geldi, burada Darül Acize'nin binalarında 4-5 yerde efendim ekip oluşturdular ve öğleden sonraya kalmadan tamamını aşıların yaptılar. Ben de hem yaş itibariyle hem de Darül Acize'de görev yapma münasebetiyle bize de aşı yaptılar. Doğrusu hiç kolumuza aşı yapılırken bitti mi oldu mu diye endişe şey yaptık yani merak ettik, dediler tamam bitti, herhangi bir sıkıntı yaşamadık, çok mutluyuz. Elbette ki bu aşının daha bir güvenle efendim dolaşmamız için herkesin de olmasını tavsiye ederiz doğrusu. Evet, sakinler oradaki önlemlerden de son derece memnun. Biraz da onlardan söz edelim mi? Belli ki bu salgın daha epeyce müddet maske, mesafe ve temizlik kuralına dikkat etmemizi gerektirecek. Aşılananlar hatta hastalığı geçirenler buna dahil. Bu konuda bize neler açıklayacaksınız Sayın Cebeci? Tabii burada kurumda gerek kalan sakinlerimiz, Darül Acize'de kim kalır? Aciz olanlar, dezavantajlı olanlar genelde. Çalışanlarımız ve kalanlarımız kendilerine böyle önem ve emniyet verilmesi açısından çok memnun ve mutlu oldular. Onlar adına biz zaten teşekkürlerimizi arz ediyoruz yetkililere, görevlilere. Tabii herkes artık habere, bilgiye kolay ulaşıyor. Hepsinin odasında televizyon var. Herkes efendim çevresiyle, tanıdıklarıyla diyalog halinde. Dünyada olup bitenleri takip ediyorlar. Dünyada yaşlılara ve böyle bakım evlerinde olanlara yapılan muameleyi, orada olan hadiseleri onlar duyuyorlar. Ve burada da kendilerine gösterilen bu ilgi ve alakadan dolayı hepsi müteşekkirler. Size de tabii ayrıca Ulusal Kanal'a da teşekkür ediyoruz. Darül Acize'ye gerekli ilgi, alakayı gösteren kanalların belki başında, belki ilk üçündesiniz. Böyle bir araştırmamız olmadı ama şahsınıza ve efendim Ulusal Kanal'a ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz Darül Acize olarak. Sağolunuz, çok teşekkür ederim. Toplumdan, bizlerden beklentileriniz neler? Oradaki sakinler ve siz özellikle. Çünkü Darül Acize bizim için son derece kıymetli ve siz de orayı bir cennete dönüştürdünüz geldiğinizden bu yana Sayın Cebeci, buyurun. Gerek efendim Türkiye'deki
idari kadroların, ki bunda şu ana kadar bir eksiklik görmedik, idari kadroların, siyasi kuruluşların, efendim iş dünyasının, sanat camiasının, akademisyenlerin Darülceze'ye ilgilerini kesmemelerini, iş dünyasının, zengin vatandaşlarımızın, imkanı olanların Darülceze'ye de bağışlarını eksik etmemelerini, çünkü bunu bilen var, bilmeyen var. Darülceze devletten pay almayan, burada efendim 500 dezavantajlı insana hizmet veren, 400'e yakın insanın çalıştığı, 24 saat hizmetin bilafasla devam ettiği, dünyada örnek bir kuruluş. Evet. Onun için yani Darülceze'ye efendim iş adamlarımızın da ilgi ve alakasını kesmemesini arzu ediyoruz, talep ediyoruz. Biz kurallar, kaideler içerisinde efendim haftanın yine bir iki günü 15-20 kişilik gruplar halinde programlara devam ediyoruz. Ne güzel. Davet ediyoruz. İş dünyasından insanları davet ediyoruz. Basın dünyasını davet ediyoruz. İnşallah gelsinler, Darülceze'yi görsünler, baksınlar. Eksik ve kusur varsa düzeltmek hepimizin görevi. Evet. Burası sadece Türkiye'nin, efendim Türk milletinin değil, insanlığın bir ortak değeri. Çünkü herkese hizmet veriyor burası, ayrım yapmaksızın. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk oldunuz. Yeniden görüşmek dileğiyle bütün sakinlere sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyoruz. Size de tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olun. Biz de sizlere, dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Sizlere de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyoruz. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar.